arkadaşlar. Bakın Sultanahmet Camii'nin avlu girişinde genellikle bu hipodrom meydanında hiç dikkat çekmeyen ziyaretçilerin genellikle dikili taşa, örme sütuna, yılanlı sütuna uğradıkları zaman Sultanahmet'e girerken görmedikleri çok güzel bir ayrıntıdır aslında bu. Nedir? Burası bir sebildir. Sebilleri biz genellikle o dairevi formuyla hatırladığımız için buraya bakan kişi hemen sebil olduğunu fark etmez. Sadece belki şu demir şebekelere dikkatli baktığınızda alt tarafta kaselerin geçmesi için boşlukları gördüğümüzde o sebil formunu hatırlarız. Tıpkı onlar gibidir. Ve aynı zamanda şu yukarıda çok güzel bir şiir vardır. Bakın bu şiir İstanbul'un en güzel şiirlerinden bir tanesidir. Ve burada Sultanahmet döneminden günümüze ulaşmış Celil Sülüs yazıyla klasik dönemin en güzel yazılarından bir tanesi. 400 yıl öncesine ait harika bir şiir burada yazılmış. Ne yazıyor? Hayreden darun naim içre ebed mesrur ola, yazılıp amali hüsni deftere mestur ola, cami han Ahmed'in bani ali meşrebi, hazreti mimarbaşı ahir mamur ola, Muhammed'dir onun namı ve ali himmeti, etti bu ziba etti bu rana binayı haşredek meşhur ola, olmamıştır dahi olmaz böyle bir ali bina, bir eser konmuştur kim dembeden mezkur ola. Bakın bu olalar ne kadar güzel bir kafiye oluşturmuş. Ne anlatıyor bu kitabe bize? Diyor ki bu hayrı yapan kişi darun naim içre, naim cennetlerinin içre ebediyen mesrur olsun, ebediyen mutlu olsun. Kim bu kişi? Hayrı yapan kişi. İsmi geçecek. Yazılıp amali hüsni, yani güzel amelleri yazılsın ve amel defteri geçiyor bakın. Deftere mestur ola. Amel defterlerinde bunlar satırlansın. Mestur olmak, yazılmak demek. Sonra cami-i ham Ahmed'in bani ali meşrebi, yani Sultanahmet'in zaten bu meşrebinde, kişiliğinde bulunan bu ali himmeti, himmet kelimesini kitabelerde çok sık göreceğiz. Şunu ifade eder: gayret demektir. Fakat hayır hasenat yapma konusundaki gayret geçer. O kelimeye de şimdi denk edeceğiz. Cami-i Han Ahmed'in, yani Sultanahmet Camii'nin girişinde olduğumuz için ona da vurgu var. Hazreti Mimarbaşı ahiri mamur ola. Yani Allah onun sonunu mamur etsin. Yani herkes güzel bir sonla dünyadan ayrılmayı ister ya. Allah onun ahirini mamur etsin, güzelleştirsin. Hazreti Mimarbaşı. Kimmiş adı? Bakın adı da şurada geçiyor. Kim? Muhammed'dir onun namı. Buradaki Muhammed kim arkadaşlar? Sedefkar Mehmet Ağa. Sultanahmet Camii'nin mimarı, peygamberimizin namdaşıdır. Adaşıdır. Yani adı Muhammed'dir. Mehmet ve Muhammed'in aynı isim olduğunu söylemiştim. Sedefkar Muhammed Ağa. Ya da Sedefkar Mehmet Ağa. Etti Burana binayı. Rana hoş, güzel bina demektir. Hani bayan ismi olarak da çocuklara da konur. Etti bu Rana binayı. Haşredek meşhur ola. Yani haşre kadar bu bina hep meşhur olsun. Sonra olmamıştır dahi olmaz böyle bir âli bina. Bir eser konmuştur kim dembeden mezkur ola. Yani dembeden mezkur olsun, her zaman hatırlansın. Bugün bu dua yerine gelmiş mi? Gelmiş. Herkes bugün Sultanahmet denince haşredek meşhur olmuş, yani dua yerini tutmuş. Sultanahmet denince bütün bir İstanbul'un adeta özeti gibi en güzel yapısı ortaya çıkar ve çeşmesinin, bakın sebilinin üstüne de bu güzel kitabe 1700'lerin 17. yüzyılın başlarından, yani 1600'lerin başlarından günümüze ulaşmıştır. Ama sebil olduğu bile burada fark edilmez. Tabi zamanla zemin de yükselmiş. Bir zamanlar bel hizasında bulunan, bakın şu altta kaselerin uzatıldığı yerler şimdi ayak hizasında kalmıştır. Evet.